Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer. Bu modülde paket anahtarlamalı WAN teknolojileri hakkında konuşacağız. Bir önceki modülümüzde gördüğümüz devre anahtarlamalı WAN teknolojileri ile birlikte kombinasyon oluşturan bir modüldür. Bu, Network Plus sertifikasyon gereksinimleri bölüm 2'den gelmektedir. Burada bir paket anahtarlamalı WAN teknolojisinin ne olduğundan bahsedeceğiz. İlk olarak burada farklı çeşitler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Burada ATM, Sonet ve OC3, OC12, OC48 teknolojileri var. Birazdan bunlar hakkında konuşacağız. Ayrıca DSL teknolojilerinden A, S ve V hakkında konuşacağız. Burada bir paket anahtarlamalı teknoloji var ve bunu çerçeve aktarıcı olarak adlandırıyoruz. Ayrıca bir MPLS adı verilen bir şey daha var. Bugünlerde oldukça yaygın. Ve son olarak kablo modemler, uydu ve kablosuz ağlar hakkında tartışacağız. Şimdi paket anahtarlamalı teknolojilerin kendileri oldukça ilginçtir. Çünkü devre anahtarlamalı teknolojilerden farklı olarak paket anahtarlamalı teknolojiler veriyi aldığımız, bunu paketlere yerleştirdiğimiz ve geniş alan ağı üzerinden gönderdiğimiz anlamına gelir. Bu ses, veri ve video göndermemize izin veriyor. Bu bir ağ gibi. Bugünlerde geleneksel yerel alan ağlarımızın kullandığı yoldur. Biz sadece bu komünikasyon yöntemini geniş alan ağımıza uyarladık. Ortamın kendisi genelde diğer insanlar ile paylaşılır. Hatta siz bir WAN bağlantısı üzerinde bu diğer insanları görmezsiniz. Ancak size bu WAN bağlantısını veren sağlayıcı, diğer insanların merkezi olarak oluşturdukları kaynakların avantajlarından yararlanmanıza izin verir. Bu yüzden... Genelde eğer bir devre oluşturma teknolojisi yaparsak maliyetlerimiz biraz daha az olacaktır. Çünkü bu sağlayıcı için daha az bir maliyettir. O halde ağı kullanmadığınız zaman en azından diğer insanlar kaynaklardan, hatlardan, fiberden sağlayıcının yerleştirdiği ekipmanlardan yararlanabilir. Şimdi bir bağlantı diğerlerine nazaran daha fazla bant genişliğine sahip olabilir. Bir müşteri sağlayıcı için daha büyük bir kanala ve daha fazla bant genişliğine sahip olabilir. Siz daha küçük veya daha büyük miktarda bir bant genişliğine sahip olabilirsiniz ve bunlar bunu orantılı bir şekilde boyutlandırabilirler. Bu sadece ne kadar para harcamak istediğinize bağlıdır. Daha fazla para harcadığınızda daha büyük kanala sahip olursunuz. Bu şekilde gerçekten burada çok fazla esneklik elde etmiş oluyorsunuz. Sağlayıcı büyük bir altyapı oluşturabilir ve sadece sizin için basit bir şekilde küçük parçalar oluşturabilir ve bunun bir ortak kaynak olmasına rağmen o miktardaki trafiği gönderebileceğinizi dahi garanti eder. Şimdi Sonet, ATM ve OC3, OC12 ve OCX olarak adlandırılan şeyler ile paket esaslı WAN teknolojimizde turumuza başlayalım. Sonet, Synchronous Optical Networking, Senkronize Optik Ağ Oluşturma ifadesi için kısaltmadır. Bu tekli fiberi almanıza izin veriyor. Bu fiberin kendi içerisinde çok katlıdır birçok farklı komünikasyon duraksız işlem tipleri vardır. Bu yüzden bu gerçekten çok fazla farklı müşteri verisini alması gereken ve bunu tekli bir fiber üzerine koyması gereken sağlayıcı için tasarlanmıştır. Paket anahtarlamalı teknolojiler için mükemmel bir şey. Siz her müşteri için bir devre oluşturuyorsunuz. Herkes için bir devre oluşturuyorsunuz ve basit bir şekilde oluşturduğunuz tekli fiber üzerinden giden herkesin trafiğini dönüşümlü olarak çalıştırıyorsunuz. Bu yüzden kendi çalışma şekliyle oldukça etkilidir. Bu teknolojiyi kullanan en yaygın protokollerden birisi de ATM yani Asynchronous Transfer Mode. Eş zamansız transfer modudur. Bu genelde bir SONET tipi bağlantı üzerinden çalıştırılır. ATM ilginç bir şeydi. Çünkü bu şimdiye kadar gördüğümüz diğer ağ oluşturma topolojilerinden farklıydı. Hücre olarak adlandırılan şeylere sahip oluyorsunuz. Biz bunlara hücre diyoruz. Çünkü bir ATM ağ üzerinden giden her bir paket parçası 53 byte boyutunda ve burada bunlar arasında ayrı küçük aralıklar var. Bu her zaman ağ üzerinden duraksız işlem gerçekleştiriyor. Bu hücrelerin içerisinde veri ister olsun, ister olmasın, burada sabit bir akış vardı ve bu ağ üzerinden giden ATM trafiğinin çok yaygın olan bir akışıydı. Bu yüzden oldukça eşit bir şekilde aralık bırakıldı. Sağlayıcılar bunu seviyor. Çünkü biz belirli şeylerin belirli bir zaman çerçevesinde A üzerinden gelmesini bekliyoruz ve biz her şeyi mükemmel bir şekilde zamanlayabiliriz. Bağlantının diğer tarafında neler olup bittiğini öğrenmek için ayrı bir saatle denetim ayarlamamıza ihtiyacımız olmadı. Çünkü A üzerinden trafiğin gelip gitmesine bakmaksızın her zaman 53 byte alacağımızı ve bir standart boşluk olacağını, yine 53 byte ve bir standart boşluk olacağını biliyoruz. Bu bağlantıların hızına OC yani Optical Carrier Levels, optik taşıyıcı seviyeleri diyoruz. OC1 burada saniye başına 51.000 kilobit anlamına veya saniye başına 51 megabit anlamına gelir. ATM ile sahip olduğumuz ilk çok yüksek hızlı ağ oluşturma türlerinden birisi olan OC3 hızlarına ulaştığımızda bu saniye başına 155 megabittir. Bu o zaman için oldukça yüksek hızlı bir ağdır. 100 megabit ethernet gerçekten bizim maksimumumuz olduğu zaman ATM bundan biraz daha uzağa gitmişti. Ve hatta daha hızlara ulaşmamıza rağmen OC12 tipinde hızlara kadar ulaşıldı. Bunlar biraz daha pahalıydı. Fiber tipi farklı bir şeydi. Fiber bağlantılarının içerisinde kullanılan lazerler farklıdır. Ancak hıza bakın. Saniyede 622 megabit. Son derece yüksek hızlı bir bağlanabilirlik. Sonunda bu OC48 bağlantıları üzerinden saniyede 2 Gigabit, 2.4 Gigabit'e bakıyorsunuz. Hatta bugün bu geniş alan ağı sağlayıcıları bir geniş alan ağı üzerinden ortamlarımızda bize bağlantı veren bu büyük ağ sağlayıcıları OC12, OC48 ve daha yüksek hızlarda iletişim sağlayabilmek için bu SONET halkalarını kullanır. Çünkü bunlar çok fazla trafiği gönderebiliyorlar ve hatta saniyede 622 megabitte çalışmadığınız halde bile herkesin trafiğini bu bağlantı üzerine yerleştirdiğiniz zaman dahi bu çok fazla bant genişliği kullanır. Bu yapabileceğimiz paket anahtarlamalı teknolojilerden sahip olduğumuz en büyük avantajlardan birisidir. Böylece son derece büyük kanalları oluşturabiliriz ve herkesi bunun üzerinden gönderebiliriz. Diğer tarafta, bu kimin kim olduğunu belirliyor, ve bunu doğru yere gönderiyor. Bugünlerde en yaygın olarak kullanılan ağ oluşturma tipi de DSL'dir. Evlerimizde ve iş yerlerimizde genelde sahip olduğumuz tür asimetrik dijital abone hattıdır. Bu bizim mevcut telefon hattımızı kullanır. Bu DSL bağlantısını kullanmak amacıyla kendi mekanlarımızın hepsinde yeni teller kullanmamıza gerek yoktur. Burada oldukça büyük bir avantaj vardır. Gerçekten merkez ofisimizden en fazla nereye kadar gidebileceğimiz konusunda sınırlamalar vardır. Genelde bu merkez ofisimizden aşağı yukarı 3 kilometre kadardır. Alanda hangi tipte müdahale bulunduğuna bağlıdır. Bu tipe ve kablo bağlantısının kalitesine bağlıdır. Ancak genelde bunun için merkezi ofisten oldukça uzak mesafelere gidebiliriz. Buna asimetrik deniyor. Çünkü download hızı upload hızına göre çok daha fazla. Bunun için teknik açıdan birçok sebep olabilir. Ancak bu kesinlikle sağlayıcının size kullandığınızınıza göre farklı faturalar çıkartmasına izin verir. Genelde Amerika Birleşik Devletleri'nde saniyede 24 megabit civarı download'a sahibiz. Bu oldukça aşırı bir durum. Genelde bu 5 ila 10 arasındadır. Şimdiye kadar Amerika'da bizim gördüğümüz en yüksek hız 3.5 megabit upstream veya biraz fazlasıdır. Standartlar kesinlikle bunun için izin veriyor. Ancak sizin band genişliğiniz merkezi ofisten ne kadar uzaklıkta olduğunuza bağlı olarak farklı olabilir. Şimdi burada bir de simetrik DSL olarak ifade edilen bir DSL tipi daha vardır. Simetrik, download hızının ve upload hızının eşit olduğu anlamına gelmektedir. Ancak bu standart gerçekten hiç standartlaşmadı. Burada hiçbir spesifik standart yoktu. Bu imalatçı ekipmanı için özeldi ve bu yüzden birçok ortamda gerçekten gönderilemedi ve uygulanamadı. Bugünlerde gördüğünüz şey bir sonraki adım olan VDSL, yani çok yüksek bit hızlı DSL'dir. Özellikle Japonya'da ve diğer ülkelerde DSL için saniyede 4 megabit ila 100 megabite kadar son derece hızlı olduğunu görebilirsiniz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde sahip olduğumuza bakıldığında çok hızlı. Bu yüzden bu çok yüksek bit hızındaki DSL çoğu yerde ortaya çıkan bir standart gibi muhtemelen daha fazla popüler hale gelecektir. T1'den sonra ortaya çıkan ilk paket anahtarlamalı WAN teknolojilerinden birisi de çerçeve aktarıcı adı verilen bir şeydi. Çerçeve aktarıcı harika bir şeydi. Bu gerçekten uygun maliyeti olan ilk WAN tiplerinden birisiydi. Çünkü bu bulutun içerisinde paket anahtarlamasına sahip ve biz buna sağlayıcının ağı diyoruz. Burada bazı ölçek ekonomilerinin büyük faydalarını gördük. Bu devre anahtarlamalı T1'lerden ayrıydı. Çünkü tüm trafik router'ımızı terk ediyor. Sağlayıcının ağı olan ve çerçeve aktarıcı bulutu olarak adlandırdığımız buluta gitti. Daha sonra son kullanıcı olarak ne olduğu ile gerçekten ilgilenmiyoruz. Bunun içerisinde gerçekten olan şey çerçeve aktarıcı ağın içerisinde anahtarlar vardı. Bunlar farklı anahtarlar kümesinden kendi bitiş noktasına ulaşıncaya kadar paketleri gönderiyordu. Ve daha sonra geniş alanağı üzerinden uzak alan için yerel bağlantıya gider. Bu gerçekten harikaydı. Çünkü biz LAN trafiğimizi alıp bunu bir çerçeve aktarıcıda paketleyebiliyorduk ve WAN üzerinden gönderebiliyorduk. Ve daha sonra sihirli bir şekilde olması gerektiği yerde sonlanıyordu. Bu bulutlara girdikten sonra gerçekten buna ne olduğu ile ilgilenmiyorduk. Sağlayıcının bulutu son derece komplekstir. Burada birçok anahtar, birçok artıklık, birçok tolerans bulunmaktadır. Bununla ilgili gerçekten bizim ilgilendiğimiz şey sadece sağlayıcıya bunu vermek ve bunun yine sihirli bir şekilde diğer tarafta görünmesidir. Bu kesinlikle bir geniş alan ağından istediğiniz şeydir. Çerçeve aktarıcısındaki zamanlar oldukça güzeldi. Çünkü belirli bir T1 hızında kilitli değildik. Çok yavaşça gidebiliyorduk veya hızlı harekete geçebiliyorduk. Ve DS3 üzerinden bir çerçeve aktarıcı ağına bağlandığımız zaman çok yüksek hızlara sahip oluyorduk. Bu yüzden hız açısından bakıldığında çok fazla avantaj vardı. Birçok insanın artık çerçeve aktarıcıda daha fazla yerleştirmediğini göreceksiniz. Bunlar MPLS adı verilen bir şeyde yerleştiriyorlardı. Bu geniş alan ağları üzerinden paket anahtarlaması yapabilmek için en yeni tarzdır. MPLS Multiprotocol Label Switching. Çoklu protokol etiket anahtarlama ifadesi için kısaltmadır. Bu çok ilginç bir şekilde çalışmaktadır. Birçok yönden çerçeve aktarıcıya çok benziyor. Ancak bu daha yeni bir şeydir. Bu bize bazı beceriler kazandırıyor. Çünkü bu bas ve çıkart adı verilen bir şeydir. Ben MPLS bulutu içinde ağ üzerindeki bu şeylere basıyorum ve bunlar sağlayıcı tarafına ulaşıyor. Burada bir etiket var ve şu yazıyor. Diğer tarafa gitmen gerekiyor. Bu bulut içinde etiket anahtar router olarak adlandırılan bir şey içerisine gider. Bu diğer tarafa ulaşmak için en iyi yolu planlamak amacıyla etiket anahtar routerına bağlıdır. Diğer tarafta sağlayıcı MPLS parçasını kapatır ve sadece LAN bağlanabilirliğini size sağlar. Bu yüzden bu çerçeve aktarıcıdan biraz daha fazla gelişmiştir. Son kullanıcı olarak çerçeve aktarıcısını paketliyordu ve bunu sağlayıcıya fırlatıyordu. Burada sağlayıcıya biraz trafik veriyoruz. Ve bu bizim için tüm kapsülleşmeyi dikkate alıyor. Bu bir uçtan diğer uca paketi dikkate alıyor. Çok ama çok basit bir şekilde bir son kullanıcı bakış açısından bunu kullanabiliyor. Bulutun içerisinde bu son derece esnektir. Bu yüzden burada birçok ölçek ekonomilerine sahip oluyoruz ve kullanımı oldukça basit. Bir MPLS bağlantısı için soruyoruz. Genelde sağlayıcımızdan bir Ethernet bağlantısı alıyoruz ve daha sonra her şeyi o Ethernet bağlantısı üzerinden gönderiyoruz. Yani bu senaryoya göre kullanımı oldukça basit. Bazı modern paket tabanlı teknolojiler, paket anahtarlamalı teknolojiler, kablo modemler, uydular ve kablosuz gibi şeylerdir. Kablo modemler ev ortamlarımızda oldukça popüler hale geldi. Ve özellikle kablo televizyonlarımız için bu kabloyu kullanıyoruz. Bunlar tamamen aynı kablo. Hala bunun üzerinden kendi televizyon sinyalimizi çalıştırıyoruz. Bu DOCIS standartını kullanıyor. Data Over Cable Service Interface Specification Kablo üzerinden veri hizmeti arayüzü belirtmesi için bir kısaltmadır. DOCIS bizim için çok yüksek hızlara izin vermektedir. Hatta bugün saniyede 100 megabit civarında ortaya çıkan en iyi kablo modem teknolojilerinden bazılarını görüyoruz. Yani yavaş ama emin bir şekilde en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kablo modem ağlarından bazılarının yüksek hızlarını elde etmeye başlıyoruz. Eğer kablo televizyona erişimin olmadığı herhangi bir yerdeyseniz, özellikle kırsal ortamdaysanız, uydu bağlantısı adı verilen bir şeye sahip olabilirsiniz. Uydu, karasal olmayan bağlantıları kullanır. Biz devreyi tamamlayabilmek ve paketleri bunlar üzerinden gönderebilmek için bir uyduya gidiyoruz ve geri geliyoruz. Bu uydu paket anahtarlaması yapıyor. Birçok insan bu tekli uyduyu kullanıyor. Bu bazı harici ekipmanlara gereksinim duyar. Biz bir uydu alıcısını ve uydu aktarıcısını yerleştirmeliyiz. Dünyada kaldığınızda sahip olduğunuza kıyasladığınız zaman gecikme oldukça uzundur. Çünkü bu trafiği tüm yol boyunca uyduya göndermemiz gerekiyor. Bu ayrıca tüm yolu tekrar geri gelmek zorundadır. O halde bu paketleri ileri ve geri gönderdiğimiz zaman hala fizik geçerlidir. Ancak hala uydu iletişiminin en sonunda saniyede 5 megabite kadar çok yüksek oranlarda hızlara sahip olabiliyoruz. Sonunda kablosuz 802.11 komünikasyonumuz muhtemelen size çok tanıdık geliyordur. En yaygın geniş alan ağı kablosuz bağlantılarından bazıları 802.11'i kullanarak farklı binalara yayılmaktadır. O halde bu oldukça yaygın olan paket anahtarlamalı geniş alan ağı teknolojisidir. Şimdi paket anahtarlamalı ağlar hakkında neler öğrendiğimize bir göz atalım. İlk sorumuz ADSL'deki ağ neyi ifade etmektedir? Bizim DSL teknolojimizden ADSL ile bildiğimiz gibi trafiği bir hızda gönderebilir ve başka bir hızda alabiliriz. Buradaki A asimetrik anlamına geliyordu. Sonraki soru hangi WAN taşıması genelde ATM protokolü ile ilişkilendirilmiştir? Burada ATM trafiğinden bazılarını görebilmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan WAN komünikasyonunun belirli bir tipi vardı ve bu son etti. Bu senkronize optik A oluşturma anlamına geliyordu. Son sorumuz kablo modem veri hizmetinin kullandığı standart hangisiydi? Bu DOCSIS, adı verilen yeni bir standarttı. Yani Data Over Cable Services Interface Specification. Kablo üzerinden veri hizmeti arayüzü belirtmesi ifadesinin kısaltmasıydı. Güzel. Temel şeyleri gördük. Burada WAN için devre anahtarlamalı ve şimdi paket anahtarlamalı teknolojileri öğrendik ve tüm bu WAN teknolojileri tipleri ve WAN özelliklerini gördük. Eğer daha fazla Network Plus videosu izlemek, mesaj panolarımıza katılmak veya bana mesaj göndermek isterseniz web sitemizi ziyaret edin. freenetworkplus.com